kullanıyorum. Evde de şey gibi topuklu ayakkabıyla geziyorum ben. Zengin. Şimdi göbeğim gözükmüyordur inşallah. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekin. Bugün sizlerle bir video çekmeye karar verdim. Videonun konusu ise tabii ki de karantinadayız, biliyorsunuz. Okul artık yok. Belli bir süre yok. O yüzden de ben bayağı bir dizi izleyicisiyim. Yani kitap okumadığım için vaktimin çoğunu dizi izlemeye ayırıyorum. O yüzden böyle size bayağı uzun bir liste hazırladım yani. Burada kaç tane var bilmiyorum. Şimdi bu dizileri kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Yani başlığı, konunun başlığı kesinlikle izlemeniz gereken diziler. Bu arada umarım iyisinizdir. İyi olalım. Ben biraz hastayım bu arada normalde. Bir buçuk haftadır falan hastayım. Bir hafta. Bayağı oldu. Evet, o zaman ilk başta uzun sezonlu dizilerden gireceğim. Çünkü gerçekten bunları kesinlikle, yani kesinlikle izlemezsiniz. Çünkü izlemezseniz eğer izlediğiniz gün neden daha önce izlemedim diye pişman olacaktınız. Yani ben adımı da buraya bir yere yazıyorum. Yazdım yani. Şimdi ilk başta kesinlikle izlemeniz gereken iki tane dizi How I Met Your Mother ve Friends. Yani garanti arkadaşlar, herkesin 15 yaşına itibaren izlemesi gereken dizilerden biri. Özellikle yani Friends, önce ben How I Met Your Mother izledim Friends'ten önce. Ve How I Met Your Mother daha Friends'ten daha sonra çekildiği için görüntü kalitesi daha iyi aslında. O yüzden daha böyle bağ kurabiliyorsun. Friends'te ise çok eski bir dizi olduğu için 96'da mı ne başlamış, yani öyle düşünün. Daha bir erken olabilir. O zamanlar diziler biliyorsunuz hep şeyde gülme efekti falan vardı arkada. Bu beni ilk izlediğimde aşırı rahatsız etmişti. Fakat sonradan gerçekten herkes çünkü şey diyordu, hani Friends izlemen lazım, mükemmel işte falan. Biliyorsunuz Inditex'i sürekli How I Met Your Mother veya Friends baskılı tişörtlere, kazaklarına. Yani ben dedim ki bir şans vereyim, izleyeyim. Ondan sonra Friends'i de çok sevdim. Bayağı izledim. 8 sezonlu galiba. Hatta şu anda Friends'den sonra Joey diye orada bir karakterin devam ettiği 2 sezonluk bir dizi daha var. Onu izliyorum şu an, Joey'i. Ama How I Met Your Mother'da Barney yani. Ya bilmiyorum, How I Met Your Mother'da aşırı güleceksiniz. Yani gülerken böyle kıçınızı yırtacaksınız. Yani o derece güleceksiniz. Öyle eğlenceli bir dizi açıkçası. Ve çok da güzel bir sonu var aslında. Öyle de söyleyebilirim size. Yani çok güzel. Kesinlikle izlediğinizde pişman olmayacaksınız. Hem How I Met Your Mother hem de Friends için. Uzun sezon dizilerden gideceğim. Ondan sonra izlemeniz gerekenlerden biri bence hafif benim gibi böyle entrika, dedikodu, böyle eğlence seviyorsanız, hani kız kıza işte böyle dedikodular, Gossip Girl'e Sex and the City kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Gossip Girl zaten tam böyle lise şey böyle çok güzel, yani çocuk lisesi değil yani, gerçekten oradaki oyuncular bir o zamanlar 25 yaşındaydı yani. Öyle bir lisede, çok New York City'de aşırı keyifli bir dizi. Gossip Girl kesinlikle izlemeniz gerekli. Aynı zamanda 80'lisi de bu sefer burada biraz 40'lı yaşlardaki kadınların, 4 kadının böyle işte oradaki şehirdeki, yani New York'taki hayatını anlatıyor. Ve kesinlikle iki dizi de çok eğlenceli. Yani hepsi, bu 4 dizi mükemmel. Yani kesinlikle, yani şu yaştaysanız eğer kesinlikle izlemeniz gereken diziler bence. 80'lisinin dizisi var. Sonra filmi de var arkadaşlar. Ben önce filmini izledim. Yanlış yaptım. Sonra dizisini izledim. Siz önce dizisini izleyin, sonra da filmine geçin. Onun dışında Game of Thrones izlemediyseniz biraz farklı olacak ama yine çok uzun soluklu bir dizi olduğu için özellikle bu karantinada evde hani bitirirsiniz büyük ihtimalle bu dizileri bir haftada. O yüzden Game of Thrones'da izlemenizi tavsiye ederim. O da yine çok ilginç, çok keyifli. Gerçekten kendisi sizi çok saran, içe atan bir dizi bence. Game of Thrones'u zaten çoğu insan izledi aslında. Onun dışında bence yine uzun soluklu olarak Vampire Diaries bilmiyorum, biliyor musunuz? Yine 2012'de, 2010'da başlayan bir dizi aslında, vampirlerle ilgili. Ben çok severim. Yani bayağı o zamandan beri izliyorum zaten. Vampire Diaries devamında The Originals geliyor. Onun devamında da The Legacies geliyor. Yani böyle 3 Legacies şu anda oynuyor bu arada. 2. sezonu yayınlanıyor şu anda. O biraz daha genç işi. Originals yine Vampire Diaries'in belli bir kısım var böyle orijinallerde, yani kökenler. Onların devamı çok güzel. Vampire Diaries zaten diyecek hiçbir şey yok. Damon derim, susarım yani. Kesinlikle izleyin. Kesinlikle bitirin o 3 diziyi birden. Onun dışında uzun soluklu olarak
Fringe'i önerebilirim. Fringe çok keyifli bence. Yani herkesin tarzı olacak bir dizi değil aslında. Çünkü biraz daha paralel evrenler. İşte mesela şöyle Fringe olay şu. Her gün bir olay oluyor. Bir bilimsel bir olay oluyor. Atıyorum virüs bulaşabilir. Bir insana tuhaf bir hastalık etmiş olabilir. İnsan onun hastalık sonucunda cinayet işliyor falan. Böyle çok ilginç. Bilimsel ama böyle çok bilim konulu. Çok keyifli bir dizi. İnanılmaz. Yani izlediğim en iyi dizilerden bir tanesi. Yani şu an bu saatlerin en iyileri yani. En iyi birinci sırada hepsi. Fringe çok güzel bir konusu var. Oyuncuları desen zaten mükemmel. Walter yani mükemmel. Çok çok seviyorum. Başta siz böyle paralel evrenleri, işte ikinci bir dünya olmasını, bunu bilimsel denelim. Yani başlarsanız hepsini zaten anlarsınız aslında hangi sizin kafanıza daha çok uyuyor. Ama Fringe mükemmel yine. Onun dışında Orange is the New Black olabilir. O da biraz daha hani keyifli aslında. Boş bir dizi. Boş değil de yani hani diğerleri kadar güçlü olmadığını söyleyebilirim. Çünkü Orange is the New Black'te hapishaneye giden bir kadın hapishanedeki hayatları, hapishanede böyle olaylar oluyor falan sürekli. Yine çok keyifli. Hatta Türkiye'de bunun benzerinin Türk dizisi çekilmişti. Adını unuttum şu anda. Hapishanede. Ama bu dizi bayağı farklı. Ben de bitirmiştim bunu. Ya şu an yeni sezonu çıktı mı anlamadım. Pek anlayamadım ama yani Orange is the New Black'e de bakabilirsiniz. Bunun devamında ise uzun soluklu var mı diye bakıyorum. Onlara kısalara geçeceğiz artık. Sanırım yok. Kısalarda olarak da şöyle şunları önerebilirim. Öncelikle Lucifer. Lucifer'ı bence izleyin. Netflix'in dizisi. 3-4 sezon galiba. 5.sini ya 4.sü bekleniyor şu an. 4'ü bekleniyor 4'ü. Yani o kadar keyifli ki Lucifer zaten. Böyle çok keyifli güleceğiniz. Yine aynı zamanda böyle işte şeytanlı, melekli konuları seviyorsanız yine tavsiye edebileceğim bir dizi Netflix'in. Sonrasında Anne with an E geliyor arkadaşlar. Anne with an E bence ben çok geç başladım diziye. Fakat yani hayatımda kesinlikle izlediğim en iyi dizilerde o ilk sıraya bunu koyabilirim. Çünkü çok farklı bir dizi. Konusu çok güzel. Bir tane kız var işte. Zaten kitaptan uyarlanmış. Kitabını da okumak çok isterim. Bir tane kız var ve o kız sürekli yani çok yetimhaneye bırakılan bir kız. O zamanlar çok eski zamanda geçiyor. 1800'ler falan galiba. 1800'lerin sonu. 1900 bilmiyorum. O tarz bir şey. Çok da eski değil. 50'ler mi acaba? Valla bilmiyorum. Neyse. Kırsal kesimde geçiyor genelde konu. Çok keyifli yani. Kanada'da olması gerekiyor aslında geçen yer. Anne with an E böyle şey bir kız. Yani çok fazla hayal gücü geniş bir kız. Ve çok şey biliyor. Yaşına göre çok güzel İngilizcesi var. Kelime dağarcığı çok geniş falan. Onu izlerken, dizilerken gerçekten İngilizce olarak benim kelimem de gelişti yani sayesinde. Çok keyif verdi bana. Kızı biraz daha kendine özleştirdim aslında. Belki de o yüzden. Gerçi izleyenler herkes çok pozitif tepki veriyor ama kız bana da biraz benziyor. Benim daha böyle masum, daha böyle bilgili halim gibi bir şey böyle. İşte kız sürekli prenses olmanın hayalini kuruyor falan ama aslında hani şey de bir kız böyle. Erkeksi işleri yapabilen de bir kız falan. Hani at, o zamanlara göre bu arada at sürüyor. İşte evde yemek yapmak. O zamanlar kadının yemek yapması. O tarz işlerimiz. Ama bu kız sürekli macera peşinde. Sürekli ata bineyim işte. Şehre gideyim. Orada bir şeyler olsun. Bir pazarlık yapayım. Ha, öyle bir kız yani aslında. Çok tatlı bir kız. Yani diziye şöyle final sezonunu vermiş. İkinci sezon, üçüncü sezon ben hatırlamıyorum da. Üçüncü sezonda final vermiş. Fakat finali yani Netflix büyük ihtimalle zorunlu olarak bitirmiş diziyi. Nedenini anlamadığım bir şekilde nefret ediyorum Netflix'ten. Bir diziye daha böyle yaptı. Ve sonda güzel diyorsun ama her şey bitmedi aslında. Yani o bir son değil aslında. Ve umarım yeni sezonu bir şekilde gelir. Yani Netflix duy sesinizi. Buradan girmişken yine bir iptal edilen dizinin adı da The OA yani The Original Angel aslında açılımı. Bu da bir şeyin çok çok güzel bir dizi. Yine paralel evrenlere ilgi duyuyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken çok farklı yani ben iki kere izledim diziyi öyle söyleyeyim size. Çok farklı bir hatta üç kere izledim ben diziyi. Bayağı izledim. Çok izledim. Bayağı keyifli bir dizi. Yani iptal edildi yine şovu. Çok ilginç böyle beyninizin, zekanızın üstüne geçen Fringe, The OA böyle şeyler yani. Bilmiyorum ben çok severim öyle dizileri de yani kesinlikle. Sonra devam edersek eğer
The Crown'a gelebiliriz. The Crown aslında ben üçüncü sezonu izlemedim hala. Son sezonu izlemedim. Nedenini bilmiyorum ama beni The Crown şöyle aslında çok İngiltere kraliçesinin nasıl kraliçe olduğundan falan filan gibi bahseden aslında bir otobiyografi niteliğinde ama daha güzel yani tam sıkıcı tarih değil yani gerçekten keyifli bir aslında entrika falan da geçmiyor yani Osmanlı padişahlarının şey gibi değil işte Hürrem Sultan gibi entrika falan yok. Gerçekten çok ciddi siyasi işler nasıl yürüdüğü işte neler olmuş o dönemde bilmiyorum ben hiç bilmiyordum tarihlerini ve izledikçe aa şu başkan olmuş bu başkan kraliçe böyleymiş falan böyle çok güzel biz. Oyuncular da çok güzel. Bence kesinlikle izlemeniz gereken şeyler. Asla sıkıcı değil bu arada. Kesinlikle tarihsel açıdan bir şey kalmasın aklınızda. Tam tersi böyle kültürlerini tanıyabileceğiniz bir dizi bence aslında. Yoruldum. Onun dışında Altered Carbon yine bu sezon, yeni sezon, bu sene, bu bir, geçtiğimiz ay içerisinde yeni bir şey çıktı, sezonu çıktı. Çok o da yine ilginç. O da yine böyle aslında şeye bağlandı yani böyle bir paralel evrenler. O başka bir yüzyılda geçiyor gerçi. Başka bir dönemde. 3000'lerde mi ne geçiyor. O da yani farklı. Altered Carbon'u kesin biliyorsunuz zaten ya ama onu izlersiniz o da güzel. Sonra Witcher olabilir. Yine bu da bir oyundan uyarlanan bir dizi. Kesinlikle yine çok eğlenceli bir benim sevdiğim bir tarz yine yani. Lock and Key var. Onu o birazcık aslında korku ama aslında tam da korku değil. Yani Narnia'msı ama Narnia da değil. Böyle çok ilginç bir dizi yine. İzlenebilir ama bu artık ben sıraladım yani bunları. Kesinlikle izlemeniz gerekenlerden böyle aşağı doğru iniyor şu anda haberiniz olsun. Onun için ilk başta dediklerimi kesinlikle önce izleyin bunlardan. Ondan sonra Mindhunter. Mindhunter biraz daha böyle şey. Aşırı böyle ciddi biz yani komik değil. Böyle beyninizi şey yapıyor yani hani zor anlıyorsunuz. Bir şeyler takip etmeniz gerekiyor. Hani tam böyle seri izlenen bir dizi değil. İki sezon bitirdim ikisini de. Orada da Fringe'de oynayan bir oyuncu orada devamını oynuyor. Ondan çok beni çekti tabii ki ilk başta. Sonra bu konu dizinin konusu şu. Cinayet suçlarıyla röportajlar yapılıyor. Onların aslında neden cinayet işlediklerini, bunun altında yatan temel neden nedir, neden cinayet işleniyor? Bunu araştırmaya çalışıyor aslında iki tane. Biri polis, biri de dedektif tarzı gibi bir şey. Dedektif değildi ya, hatırlamıyorum şu anda ama. Bu da aynı zamanda buradaki çocuk, başrolümüzde bir tane çocuk var. O çocuk da neymiş biliyor musunuz? Bunu sonra öğrendim. Frozen'ın yani Karlar Ülkesi'nde geyiği süren adam var ya Anna ile evlenen. O adamı seslendirmiş o çocuğu. Çok eğlenceli bir herif aslında gerçek hayatta. Ben videolarını falan dedim. Çok iyi bir yani diziyi izleyebilirsiniz. Onun dışında en son yeni izlediğim Netflix'ler şeylerinden Castlevania. Bu bir anime aslında. Tam anime de değil ama çizim. Çizgi yani Castlevania. Kesinlikle izleyin. Ben bayıldım. Eğer eskiden ben Helsing'i izlemiştim. Helsing de Netflix'te varmış bu arada. Geçen gördüm ama başka bir şey. Devamlı tarzı bir şey galiba Helsing. Premiere falan gibi bir şey yazıyor altında. Neyse Helsing vampirlerle ilgili bir animeydi. Ve Castlevania'da ona çok benziyor. Dracula var. Şöyle aslında konusu. Dracula'nın eşi. Yani önce eşi olmuyor. Ama eşi bir insan Dracula'nın şatosuna, oraya pek anlamadım ama Dracula'nın şatosuna giriyor ve diyor ki Dracula orada şeymiş, çok büyük bir bilim insanıymış aslında. Ve diyor ki insan, kız yani, bana bildiklerini öğret. Çünkü Dracula'nın bu kadar şey bilmesi neden aslında herkes biliyormuş bu nesneden, tüm insanlık biliyormuş. Fakat insanlar unutur. Yani zaman geçtikçe eski atıyorum şifa denen bazı şeyleri unutuyoruz. Ama Dracula yüzyıllardır yaşadığı için unutmamış ve burada bir bilim insanı yani. Burada bir şeyler yapıyor o şatada. Kız da diyor ki bana öğret bildiklerini, dünyayı daha iyi bir yere getirelim falan filan işte o muhabbet. Sonra kız öğreniyor tabii bunlar artık böyle hoşlanıyorlar, evleniyorlar, çocuklar oluyor falan. Oraları görmüyoruz bu arada. Daha sonra hani bir şeyler geçmiş yani aralarında kadın... Normal bir şekilde köyde şey yaparken, insanları tedavi ederken buna o zamanların klasik şey olarak cadı iması konuyor kıza. Ve kadını ateşte haça bağlayarak, yakarak öldürüyorlar falan. Sonra Dracula'nın intikamı. Böyle bir bunu konu alan bir dizi aslında. Bu ilk başıydı bu arada. İlk baştaki sahnesini anlattım yani. Sonra olaylar sonra gelişiyor. Daha çok olay var. İlk başlık sahnesi bu şekilde açıp izlerseniz görürsünüz zaten. Böyle bir muhabbet oluyor ve bilmiyorum benim çok ilgimi çekti. Zaten o zamanlardaki olay da şu etaptaki herkes işte haç, işte
hani orada Hristiyan church, kiliseye bağlı herkes işte o dönemin yani muhabbeti falan. Bayağı güzel bir anime dizisi bence. Tavsiye ederim. Hayatımda izlediğim en iyi dizi yani anime dizisi. Kesinlikle net. Çok sevdim. Hatta bitince inanılmaz bitmedi de sezon finaline gelince inanılmaz boşluğa düştüm. Çok kötü hissediyorum şu anda. Daha sonra devam edebilirsek. Çok eğlenceli reality show'lar var. Reality show dediğin ne? İşte mesela Türkiye'deki şey gibi. Ay unuttum şu an ismini. Neyse iki tane anime şey var. Reality show. Bir tanesi The Circle. The Circle Amerika Netflix'te var. Burada şey oluyor. İnsanları bir apartmanda odalara koyuyorlar. Ve hepsinde kamera var. Ve muhabbet şu. Herkes kimliğine istersen sahte fake profil koyabilirsin. Ses yok, görüntü yok. Sadece ekrandan yazışarak insanlar şey yapıyor. En popüler olan yani hani şey olan tik olan ya da Instagram gibi o aslında muhabbet şey yapıyor oyunu kazanıyor gibi bir şey bir muhabbet var. Çok keyifli bir reality show bence. Neler dönüyor neler izleyebilirsiniz. Love is Blind var ikinci olarak da, o da Netflix'te. Love is Blind'da da yine aslında bir evlilik programı gibi bir şey yani kaç bilmem kaç kişi katılıyor 10 erkek 10 kız diyelim. Bunlar hep sürekli 2 gün boyunca birbirleriyle date görüşüyorlar ama yüz yüze görüşmek asla yok. Sesle sadece muhabbet ediyorlar. Karışık odalarda sürekli herkes değişiyor. O odaya giriyor, o odaya giriyor, o erkekle, o kızla falan filan filan. Ondan sonra da 2 günün sonunda evlenmek isteyenler, gerçekten evleniyorlar bu arada. Benimle evlenir misin diyor birbirlerini görmeden. Ve sonrasında hazırlanıyorlar falan filan evlenenler. Açılıyor kapı, ikisi birbirini görüyor. Öpüşüyorlar falan. Tekrar evlilik teklifi ediyor. Yüzük takılıyor falan. Ve bunlar balayına gidiyor. Balayından sonra gerçekten evlere yerleştiriyorlar bunları. Çünkü hani o bir ay boyunca böyle bir süreç var. Sonra da evliliğe devam edenler evleniyorlar. Evlilikte hala hayır diyebilirsin bu arada. Yani I don't diyebilirsin orada hani ele tutuşmuş bir şekilde gelinlikle dururken falan. Öyle bir show. Kimler evleniyor, kimler beraber oluyor, kimler ayrılıyor falan. Aşırı bence keyifliydi. Bence de izleyebilirsiniz bu reality show'u. Sonra diğerleri ise Good Place You yazmışım. Bir de The Politician yazmışım. Good Place yine komik bir show. Oradaki kadın, yine başroldeki kadın Anna'yı seslendiren kadın bu arada Frozen'da. Onu izleyebilirsiniz. Yine şey iyiler iyi yer yani cennet ve cehennem gibi bir muhabbet var falan. Çok keyifli aslında. You zaten biliyorsunuzdur yani hiç anlatmayacağım bile. Çok da beğendim. Aşırı aşırı yani. Hani burada sıraladıklarında en sonlara falan girer You. Öyle diyeyim size. The Politician'da çok keyifliydi. Biraz Disney dizisi gibi beni andırdı. Entrikalı yine aşırı muhabbet şey böyle bir Politician diziydi bence. Onu da bakabilirsiniz. Disney filmi gibi diyorum burada. Adından yanılmayın. Disney filmi gibi çünkü çok eğlenceli. The Politician. Sonra bunun haricinde ise şu anda sezonları oynayan diziler. Dynasty zaten kaç senedir artık izliyorum. Bayıldığım bir dizi. Entrikalı, çok eğlenceli. Buradaki yasak kelime gibi Dynasty orada da çok eğlenceli gerçekten. Onun dışında Riverdale izliyorum. Riverdale zaten artık kaçıncı sezonda yani. Hani bilmeyen yoktur. Riverdale'i tavsiye edebilirim. Cole Sprouse oynadığı için. Onun dışında da aynı zamanda şu an izlediğim şeylerden biri. The Legacies. Ondan da başta bahsettim zaten. The Originals'ın da devamı The Legacies diye. O da çok keyifli bence. En azından hala o The Vampire Diaries'in ruhunu hala o şeyi izleyerek hissetmek benim çok hoşuma gidiyor. Evet tüm önereceğim diziler bu şekildeydi. Umarım hepsini keyifle izlersiniz. Ki bence izlemelisiniz de. Gerçekten bana güvenin. Özellikle ilk başta bahsettiklerimden başlayın. Konuştuğum sırayla hepsini izleyin. Aşağıya da zaten koyacağım tekrardan hepsini. Ben izleyin. Gerçekten pişman olmayacaksınız ve bana teşekkür edeceksiniz. Bu arada tabii ki markam olan Reorah Love & Jewelry sayfasını Instagram'dan bakmayı, takip etmeyi ve alışveriş yapmayı ve aynı zamanda benim Instagram hesabıma da bakmayı ve takip etmeyi ve bana küçük göndermeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Ben size çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.